Hadi bakalım, otur güzel kızım. Ne zaman otur? Sizi Adana Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik olarak ziyarete geldik. Daha önce de ziyaretinize gelmiştik başka vesilelerle. Bu sefer de İl Emniyet Müdürümüzün talimatıyla yine çocukların, kız çocuklar ve erkek çocukların saçlarının kesilmesi için berber ve kuaför getirdik. Belki sizler burada zor şartlarda ulaşamıyorsunuzdur. Onu düşünerekten Sayın Müdürümüzün de selamı var. Sizlere bir hem emniyetimizin berberi hem de gönüllü bir arkadaşımız kuaför saçlarını çocukların saçlarını kesmek için geldi. Şimdi Adana Emniyeti'nin sürekli yapmış olduğu faaliyetleri takip ediyordum ben. Bana da böyle bir teklifle geldiler, katılmak ister misin diye. Ben de seve seve kabul ettim. Saç kesimi yapacağım. Küçük kızlarımızı mutlu edeceğiz. İlk defa yapıyorum. Neden böyle bir şey yapmak istediniz? Yani mutlu etmek istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Yani bu şartlarda yaşadıklarını çocuklarım bilmiyordum. Üzüldüm hallerine, durumlarına. Ama yani gerekli yerlerden eller uzanmış. Çok mutlu oldum. Yani benim de bunda bir katkım olsun istedim. Saçlarını kim kesiyor senin? Annem. Kuaförün annem mi? Şu an neler istiyorsun? İçinde neler geçiyor? Onları anlatabilirsin. Mutluyum. Peki annem mi daha iyi kesiyor saçlarını, ablam mı iyi kesiyor? Ablam. En son ne zaman gittin berbere? Ben berbere gitmedim ki hayatımda. Kim tıraş ediyordu seni? Annem. Veya da başkasına tıraş ettirdim. Hiç berbere gitmedin mi? Peki abin mi iyi kesiyor saçlarını, annen mi? Annem. Abi vallahi iyi. Dışarı çıkmamıza imkanımız yok. Çadırlardan başka bir yere gidemeyik. Peki seni kim tıraşıyordu? Berbere gidiyor muydun sen? Evet. Babam götürüyordu. Güzelimizin birlikte Aç gözlerini.